Burdur'da 2 yıl önce öldürülen Emre Taşçı'nın cinayetiyle ilgili dava görüldü. Kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanıklardan İsmail Akça'nın tahliyesine tutuksuz sanık Hüseyin Cevahir Akça'nın ise beraatine karar verildi. Mahkeme kararını duyan Taşçı'nın annesi Işılay Tüfekçioğlu sinir krizi geçirerek bayıldı. Burdur'da 2 yıl önce işlenen cinayet davasının duruşması yapıldı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Taşçı'nın annesi Işılay Tüfekçioğlu ile avukatı Tuğba Çınar, tutuksuz sanık Hüseyin Cevahir Akça ve avukatı Yusuf Çiftçi hazır bulundu. Doğdu! İsmail Akça tutuklu bulunduğu cezaevinden SEK bizle duruşmaya katıldı. Duruşma sonunda mahkeme heyeti 25 yaşındaki Emre Taşçı'yı bıçaklayarak kasten öldürme suçuyla tutuklu yargılanan İsmail Akça'nın tahliyesine, tutuksuz sanık Hüseyin Cevahir Akça'nın ise beraatine karar verdi. Biz mahkemeye götüreceğiz de ben böyle rezalet... Heyetin kararına uzun süre tepki gösteren Taşçı'nın annesi Tüfekçioğlu sinir krizi geçirerek bayıldı. Adam çocuk kavga edecek. Çocuğu öldürdü de beraat etti adam ya. Beraat etti. Bir süre sonra kendine gelen acılı kadın ve yakınları gazetecilere konuştu. Mahkemenin kararına tepkileri ve öfkeleri ise büyüktü. Benim çocuğumu bir babası bıçakladı. 3 yerinden oğlu silah sıktı. 3'ü ikisi ortaklaşa öldürdüler. Bıçakladıktan sonra kalktı arkasından 300 metre kovaladı. 2 yıl tutuklu yaptı, beraat verdiler. Cinayet işlendi. 25 yaşında çocuk öldü. Toprağa verdik biz bunu. 200 metre yukarıda mesela. Adalet bu, her gün biz de birini öldürelim. Emre Taşçı'nın ailesinin avukatı Tuğba Çınar'sa davayı istinaf ve Yargıtay'a taşıyacaklarını açıkladı. Mahkeme maalesef yanlış bir karar verdiklerini düşünmekteyiz. Zaten olayı istinafa ve Yargıtay'a taşımayı düşünüyoruz şu aşamada. Söz konusu kararda meşru müdafaanın şartları oluşmadığı halde mahkeme heyeti bunu yanlış değerlendirerek meşru müdafaaya dayalı ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmiştir. Söz konusu karar tarafımızı çok büyük bir üzüntüye uğratmıştır açıkçası. Adalete olan inancımız yine bugün sarsıldı.